Berke Bey çok acıktık, seni bekliyoruz. Geldim. Yazacakta ne vardı? Hadi humus Berke vardı. Başka? Yok. Yani bir humus koyarsın tabağa. Ne yapıyorsunuz? Yeniden mi pişiriyorsunuz? Anlayamadık. Arife Hanım, 2 saat bekledik dün. Hayır, benden çok bekledik şu an. Hayır, benim masadan şey daha çok bekledik. Hayır. Berk Bey, ama Arife Hanım'ınki biraz şeydi, uğraştırıcıydı. Sen bir humusu koyup getireceksin, evet, yani. Ya, yapacağım. Hayır, kalıplara koyuyorum. Olabilir, ben de tabaklara katıyordum. Tabağa direkt koymak mı, kalıba koymak mı? El pratikliğine bakar bu. Berke Bey'in neden kolay menü seçtiğini buldum. Çok ağır, çok yavaş olduğu için anca yetiştireceğini düşünmüş. Sen çok beklettiğini düşünmüyorsun ama hanımlar çok beklettiğini düşünüyorlar. Hem susuz kaldık hem çok bekledik. Yani bir soğulaydı. Yani içeriye çok ağır açıklama galiba. Yaparsan daha iyi olur. Niye bu kadar beklediğimize dair. Şimdi kalıplara özenli koymam gerekiyor. Biraz zaman alıyor doğal olarak. Yani bu mu alıyor zaman? Bunu kalıba koyup bırakmak mı alıyor? Ben de pilav koydum kalıplara. Altını biraz yağlasa ya, bir de şöyle yetişseydi daha düz düşebilirdi veya su gibi bir şey. Humusu bile 2 saatte getirdi beyefendi. Acaba hamur işlerini falan nasıl yapacaktı? Çok merak ediyorum. Özenerek sunum yaptığım için arkadaşlarım bunu yavaş olarak algıladı. Kesinlikle yavaş olduğumu düşünmüyorum. Beklediğimize değmedi yani. Niye? Güzel değil mi sunum? Ya üstünde de bir şeyler görmek isterdim ben bunu. Ne çok olur. Sade. Ya sen soğuk Kayseri yağlama getirmiş birisin. Hani bunu nasıl... Ne yapabilirim? Benim elimden anca şey, imkanlarımız bunu göstertiyor. Tamam, imkanımız diye bir şey yok ama bak burada... Ben bunun üstünden nohut görmek burada isterdim. Burada özenle olması gerektiği ben gibi yaptım. Ben bunun üstünden nohut görmek isterdim Berke Bey. Katılıyorum Arife. O değişebilir. O tercihe bağlı yemek bir şey. Yemek konusunda kendinizi geliştirememişsiniz. Sunumu beğendiniz mi? Sunumu güzel. Evet, güzel. Üzerinde belki bir şeyler bakmayabilirdim. Sorun yok. Umarım nohut. Hayır, bu özendiğini söyledi ya beyefendi. Cidden evet. Özenilmiş bir sunum görüyor musunuz? Yok, hani evet dediği gibi sunum bu yapışır, kalıba yapışır bir şey. Çok hani, zordur bunu çıkarması. Evet. Yani peki, ona inanmıyorum. Afiyet olsun o zaman. Buyurun, bir de humusun tadına bakalım. Nohutun kendiniz mi açtınız? Evet, şimdi, en önemli olan bu. En önemli, evet. Şimdi diğer şeylere biraz daha ağırlık vermek için, zaman ayırmak için, açıkçası riske girmemek için haşlanmış aldım. Berke Bey, Allah aşkına. Ben börek açtım. Yüksük çorbası yaptım. Siz benden beklediniz ki bu didiklediniz böyle nohut haşlanmış mı, hazır mı aldınız dediniz. Sizin fırına giren bir şeyiniz yoktu. Elinizle açtığınız bir şey yoktu. Şimdi şöyle bir şey. Evet, yaptığım, bekliyorum. Yaptığım krem brûlée çok zor bir şey ve dünya mutfağından bir ürün olduğu ya, için. En azından hamur yoğurup açmıyorsunuz tek tek. Sizin bir kere salatanızı unuttunuz. Ana yemeği yapamadınız, pişmemişti bile. Bak şimdi bunu bile konuşuyoruz Berke Bey. Evet. Tamam, siz ben öyle yaptıysam siz de zaten puanımı verdiniz. Dedi. Biz şimdi sizin gününüzü, sizin yemeğinizi konuşuyoruz. Böyle tercih ettim. Riske girmek istemedim. Garanti olmasını istedim. Berke Bey. Sözünüzü kestim. Bunu kızarttınız mı? Hayır. Şey bu. Bu şekilde konabiliyor. Ben kızartı bu şekilde olarak görmüştüm. Öyle bir şart yok. Öyle ben bir şart kızartılıyor yok diye biliyorum Berke Bey tarifte. Aynen, kızartılıyor. Evet, ben şöyle kızartılıp kalan yağ da evet bunun üzerine dökülüyor. Bunu yağda kızartıp üzerine dökmesini beklerdim. Evet. Bu şekilde olmamış. Bu çiğ. Ve ben bunun tadını hiç beğenmedim. Hazır nohut olduğu için. Gerçekten hiç beğenmedim. Ben de beğenmedim. Baharatı nasıl? Sıfır. Sıfır. Evet. Özgür Hanım. Yapacağım. Yoksa yardım. Berkeciğim, öncelikle kusura bakma, bunu yorumlamam gerekiyor. Hazır nohutu kabul etmiyorum. Zaten şeyde de evet söylemiştim. Tahin tadı çok baskın geliyor evet içerisinde. Limon oranını biraz kaçırmışsın. Ayrıca bunu ben olsam bu şekilde sunmazdım. Tamamen yayıp üzerine bunları kesip kızartıp yağ ile birlikte dökerdim. O şekilde sunum yapardım. Evet. Kızarmasını beklerdim yani ben. Humusun tadını da beğenmedim, yiyemiyorum zaten. Beklerken kızartmasını gerçekten bekliyordum. Evet. Yani bu pastırma tercih meselesi. Yani ben zaten çok fazla kızartmaya gelmez bu. Yani kuru, ya çok siz kendi ağzınızın tadını göre yapmışsınız. Belki de olurdu. Burada gerçekten sizin ağzınızın tadı konuşmuyor. Burada hepimizin ağız tadı konuşuyor. Humusun da tahini çok çok baskın olmuş ve biraz ekşilik var içerisinde. 3 tane limon var sadece. Çok üç koymuş. Limon var. 3 limon çok yani. Ben evde hatta bunu çok bile değil, 2 tane. Çok fazla yaparım. Hazır nohut asla kullanmam. Humus çünkü seviyorum. Peki bu menüyle haşlanmış nohut yapmasını bekliyor muydunuz? Çok kolay yapardım. Şimdi çok evde kolay haşlanmış nohutun lezzeti tabii ki daha farklı. Ve bu şekilde bir şey değil daha söylemek istiyorum. Bu bir mezedir.
asla ara sıcak değildir. Bunu biz bir yemeğin yanında veririz. Meze olarak, ara sıcak olarak asla ben bunu yemem. Gerek ara sıcak olabilir, ana yemek bile ara olabilir. Ara soğuk da her değil, türlü, sıcak da değil. Yok, her türlü, yani, her türlü gidebilir bir tek şey. Tek başına genelde olur. Genelde bunu yani ortaya koyup yanında karpuz, peynir ya, onunla yeriz. O niyetle de olabilir yani. Ana pastırmalı olduğunda da yani. Tabii canım, neden olmasın? Berkeciğim, yanında iki tane pastırma var. Nasıl ana yemek olacak bunda? Aynen öyle. Ben Özgür Hanım'a katılıyorum. Gerçekten bu ara sıcak olamaz. Bu bir mezedir. En azından yanında bir rulo börek yapabilirdin. O zaman nohutların şey derdik, kendin haşlamamışsın. Ama en azından bunu, evet, sarmak için uğraşmışsın. Ya da en az yine de çok güzel olurdu. Ama anladım, bunu tek başına yemek çok ağırdır. Çok teşekkür ederim. En azından nohutları kendisi haşlasaydı ne yapacak ki? Düdüklüğe koyacak da pişecekti. Ben özellikle Şerife Hanım yemek bilgisinden şu an şüphe ettim. Ara sıcak kesinlikle değil diyor. Bir araştırmanızı tavsiye ediyorum. Ara sıcak da olabiliyor, başlangıç da olabiliyor. Yani bu şekilde sunum yaparsan ara sıcak olmaz. Evet. Belki üzerine yağ dökersen, bir şey diyeceğim, Şerife Hanım'dan şüphe ediyorsun, evet, da Özgür Hanım'dan etmiyor musun? Ya Şerife Hanım da söyledi, evet. Ya ondan da ediyorum her türlü yani. Ama niye Şerif Hanım'ı söylemedin, direkt beni söyledi. Ya şimdi Şerif Hanım daha çok böyle şey yaparak söylüyor. Adaletli konuşalım arkadaşlar. Ama ben olanı söylüyorum. Hani burada uydurduğum bir şey değil bu. Şimdi Şerif Hanım daha böyle ters söylüyor. Onlar, hayır, bana ters olarak geliyor, söylemedim. Hayır, olur mu öyle şey? Gıcık geldiği için mi? Ama sen kadar, de herkese gıcık yani oluyorsun belki yani. Bile böyle. Peki Özlü sana tatlı tatlı 2 puan verirse yine hoşuna gidecek mi? Gitmez canım, hayır. Sen Özlü'nün tatlı söylemesine sadece hediyorsan. Kadir Bey. Bunu ben şöyle bir şey. Şimdi olabilir, mutlaka bir hata olabilir ama bunu şimdi biraz sonra telafi edeceğim. İnşallah. Kadir Bey şöyle bir şey. Nasıl şimdi telafi edeceksin? İnşallah şaşırtırsınız bizi. Ana yemek canım. Biz ara sıcaktan bahsediyoruz. O git, şimdi bu kalktı mı gidecek. Evet. Bundan puan alamazsan alamayacaksın. Ben şunu diyorum. Şerife evet dik konuşuyor belki sana göre ama verirse düşük puan verecek. Hanımefendi şimdi tatlı tatlı konuşuyor ama o da düşük puan verirse yine düşük puan verecek. Yok, yani bu tatlı dille ya da üslupla bir alakası var mı? Özgür Hanım bunu beğenmeyip de yüksek puan verirse bu adaletsizlik olur. Hayır. Ama beğenmeyip de verirse bu adaletsizlik olur. Katılmam. Yemeklere göre bakacağım. Onun değerlendirmesi. Hayır, ona siz zaten karışamazsınız. Peki ben karışmıyorum zaten. Kadir Bey söylediği için söylüyorum. Şimdi Özgür Hanım, Berkeciğim kusura bakma ama deyince oluyor da biz böyle normal söyleyince sıkıntı mı? Özgür Hanım daha ılımlı, daha kibar konuştuğu için ona karşı öyle bir tutum sergiledim. Şerife Hanım biraz daha sert konuşunca öyle bir çıkış yaptım haklı olarak. Ama sonuçta sonuca bakıyorum yani, herhangi bir ayrımcılık yapmıyorum. Ben hiçbir masada eleştirdiğim kişileri üzmedim. Hiçbir şekilde sert tepki vermedim. Karşımdakine kötü bir şey söylesem bile bunu güler yüzle belirttiğim için karşımdakiler benimle gayet saygı çerçevesi içinde konuştu. Ama Şerife çok sert bir ifadeyle eleştiriyordu yemekleri. Bu da Berke'nin çok canını sıktı. Berke Bey, size katılmıyorum. Yani yemekten anlamadığımı söylemeniz hiç hoş değil. Yani siz kabul etmiyorum. Bunu ben kabul etmiyorum. Bir mezeden ibaret görmeniz bana çok yanlış geldi. Arasıcak olarak kabul etmiyorum dedim. Özgür Hanım'ın da dediği gibi eğer bunun yanında bir rulo börek olsaydı, bunları kızartıp bunun üzerine sunsaydın, o zaman bu ara sıcak olurdu. Bu peki, şekilde. Afiyet olsun. Arife, sen humusun tadını beğendin mi? Sunumu geçtim. Humusun tadını beğendin mi? Hayır, olmamış. Nesibe, sen beğendin mi? Beğenmedim. Problem nedir bunun içinde? Onu da söyleyin. Sadece beğenmedim demeyin. Beyefendiye söyleyin. Ne eksik var bunun içinde? Özgür Hanım'ın dediği gibi sunumunu daha farklı beklerdim. Tahin tadı çok fazla geliyor. Bir de bunların birazcık kızarmasını beklerdi. Peki humusta kimyon olur mu? Bir olur. De üzerin niye hiçbiriniz kimyon yok demiyorsunuz? Kimyon tadı değil, ben baharat çok yok ama tahin tadından yani dedik ya. Kimyonu çok seçemiyorum tadı yemeklerde. Elene yani sağlık. Berkeciğim, buyurun. Bir de üzerinde nohutlar beklerdi. Berke Bey benim günümde nohutu haşlamadığım için bir sürü yorum yapmıştı ama kendisi de aynısını yapmış. O yüzden benden puan beklemez. Yalnız çok şaşırdım. Yani yemek bilginizden ben bahsediyorsunuz. Ben kimyon evde de ama kullanmıyorum. Ama sen de kimyon demedin. Kullanmıyorum. Bak, kimyon tadını da sevmiyorum. Ama baharat ve almıyorum da yani işin içerisine. Bak, buyurun. Konuşmaya gidince güzel konuşuyorsunuz da ben evde senin nasıl yemek yaptığını bilemem. Ya da Şerife'nin çorbasına, Nesibe'nin pilavına göre değil. Bu humusun mutfağımızda, Türk mutfağında bir tarifi var mı? Var. Var. İçinde kimyon var mı? Var. Niye hiç kimse kimyonu yok demedi bu humusa? Yani zaten ben alamadım. Biz şöyle alabilir mi? Ucundan baktığımızda yani içerisinde olsaydı çok o tadı almazdım. Tahin tadı aldım mı almadım mı diye sormuyorum ki Nesibe'ciğim. Kimyon tadı almadın mı diyorum. Yok, almadım. Niye söylemiyorsun? Kadir Bey, o kadar çok bir tahin tadı var ki zaten hayır, kimyonu ben alamazdım. Tahin tadı baskınsa kimyon çok tadını baskın alamıyorsunuzdur. Ama kimyon tadı alamıyorsanız kimyon konmamıştır. Kadir neden Bey, o kadar çok eksiği var ki kimyonu da artık unuttuk her yani. Her eksiğini ayrı ayrı söyleyeceksin, bağdaştırma onlarla. Hemen cümleyi yuvarlatıyorsunuz. Birçok eksiği var. Birçok eksiği varsa tek tek sayacaksınız o zaman. Aklıma gelmedi. Nesi? Allah'ım sen bana sabır ver. Kimyon da artık araya karıştı.
Maalesef ara sıcakta beklediğiniz yorumları alamadınız. Humusta beklediğim yorumları alamadım. Tahin tadının çok baskın olduğunu söylediler. Ben böyle düşünmüyorum. Limonu çok fazla dedi. Ben de tam aksine limonu az koyduğumu düşünüp biraz daha aslında sıkmak istiyordum. Sizce biraz ezbere yorumlar mı yapıyorlar? Hepsi çok ezberlemiş bir yorum yaptı. Sanki böyle bir metni ezberlemişler gibiydi. Çok aynı yorumları yaptılar. Ya beklediğim yorumu alamadım. Bunda beklentim fazlaydı açıkçası. Acaba biraz klasik Türk mutfağı mı beklediler? Böyle lezzetlere çok açık değiller mi? Ben arkadaşların lezzetlere, çok yeni lezzetlere açık olduğunu düşünmüyorum. Yani çok böyle stabil gidiyorlar. Bu şekilde olmaz yani. Çok yanlış düşünüyorlar. Özgür Hanım güvendiğiniz dağlara kar yağdır değil mi? Yani sonuçta zaten daha gelmeden söylemişti. Hani haşlanmış nohut, hazır nohut istemiyorum diye, eleştiririm diye. Herhangi bir sorun yok yani. Ona bakarsanız çorbayı bitirdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.